Kurdaş, döneriz ama biz aslında hala Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmiyoruz, etmemeye de kararlıyız. Hani başka bir isim söz konusu olursa döneriz. Böyle mi okumalıyız? Evet, yani ben açıklamalarını dinledim Grup Başkan Vekilinin İYİ Partili. Bütünüyle bu yorumları yaptığını söyleyebiliriz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu zaten biliyorsunuz İYİ Parti Sayın Akşener kazanamayacak aday tırnak içerisinde kullanıyorum. Söylemini geliştirdiği günden beri cereyan eden bir süreç bu süreç. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasıyla ilgili belki bu söylemi güçlü bir şekilde ve kendilerinin ifadesiyle de nezaketli bir şekilde dile getirdiklerini ifade ediyorlardı. Bugün de İYİ Parti Grup Başkan Vekili Usta aslında bunu söyledi. Yani fakat tabii Usta'nın açıklamalarına baktığım zaman birçok boşluğu da görüyorsunuz. Yani böylesine Türk siyasi tarihinde önemli bir iz bırakacak bir U dönüşü diyebileceğimiz bir politik manevra aslında bir bakıma gerçekleştiriliyor. Ama bunun öncesi ve sonrasıyla ilgili İYİ Parti kademeleri, yetkili organları hiçbir karar almamış gibi de görünüyor. Doğal olarak aslında bir taraftan Altılı Masa'nın 13 aylık bir çalışmasıyla ilgili bir negatif bir tablonun ortaya çıktığını kamuoyu önünde, ama öbür taraftan da İYİ Parti'nin de bir boşluğa düştüğünü ve şu an ne yapabileceğine ilişkin de bir kararsızlık yaşadığını söyleyebiliriz. Yani kararsızlık hadi yine bir kanaatler üzerinde olabilir ama ne yapacağını bilmemezlikle ilgili bir tablo var. Çünkü dün itibariyle Sayın Akşener iki tane Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da öne sürerek bu hamleyi yapmıştı. Zannediyorum bu belediye başkanlarından birisini ya da ikisinin de kabul etme ihtimali karşısında ne olurdu? Ya da ikisini de kabul etmeme ihtimali karşısında ne yapacaklardı? İşte ikisi de kabul etmedi aslında çok nezaketli bir açıklamalarla. Şimdi İYİ Parti Sayın Akşener aday olacak, başkası aday olacak. İşte dün biliyorsunuz Cumhur İttifakı bileşenlerinden Sayın Destici'nin bir çağrısı vardı, işte Cumhur İttifakı'na katılsın falan diye. Yani birçok bilinmez ve boşlukları aslında oluşturdu Akşener'in dünkü açıklamaları ve İYİ Parti kademeleri birçok şeyi sağlıklı bir şekilde aslında ele almadığını da sonuçlar itibariyle bugün görüyoruz. Özellikle Erhan Usta'nın yaptığı açıklamalar büyük boşlukları beraberinde getiriyor. Çünkü Sayın Akşener aday olacak mı olmayacak mı kendi siyasi partisi bakımından da söylüyorum ya da üçüncü bir kişiyi aday gösterecek mi, bu soru işaretleri var. Tabii benim açımdan şöyle bir ele almak gerekiyor. Yani Altılı Masa yolculuğu aslında tecrübeli siyasi partilerle birlikte başlanmış. Önemli siyasi liderler var. İşte ana muhalefet partisi var. İşte 50 yıllık bir milli görüş hareketini temsilen Saadet Partisi var. Bu ülkede başbakanlık yapmış isim var, uzun yıllar bakanlık yapmış isimler vesaire var. Aslında bir siyasi tecrübe de var. Ve 13 aylık yapılan bir çalışmalar var. Metinler hazırlanmış, yüzlerce sayfalık metinler. Bu mutabakat metinlere Sayın Akşener'in hep bir imzası olmuş. Ve bir iddia ortaya koymuş. Özellikle parlamenter sistemle ilgili ben başbakan olmak istiyorum demiş. Yani çok sahip çıkmış. Belki de diğer 5 tane siyasi parti genel başkanından Sayın Kılıçdaroğlu dahi aslında söylemler çıkışlarla Altılı Masa'nın hedefine belki de en fazla inanmış görünen siyasi partilerden birisiydi İYİ Parti. Bir de çok enteresan, krizleri biz hep bu normal şartlarda 5 tane siyasi parti var sağ tarafta tanımlayabileceğimiz. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi var. CHP ile belki diğer siyasi parti genel başkanları da büyük krizler yaşayabilirdi. Sosyolojik, seçmen sosyolojisi bakımından söylüyorum bunları. Ama İYİ Parti aslında CHP ile daha önce ittifak tecrübeleri yapmış. Sayın Kılıçdaroğlu'yla, hatta sadece CHP demeyeyim, doğrudan doğruya Sayın Kılıçdaroğlu'yla da ittifak tecrübeleri yapmış bir kadro. Yani nasıl mesela Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylık sürecinde İYİ Partili birçok kadro Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeydi ve birlikte
aslında bir seçim ittifakı gerçekleştirmişlerdi. Ama Mustafa Bey, bu noktada müsaade ederseniz bir parantezle bu son cümlenizi açmanızı rica edeyim, ya da belki bir de o gözle mi baksak. O noktada, o işbirliğinde aslında İyi Parti'nin isteğinin olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya tabii yani şu, çünkü o günkü Cumhurbaşkanı adayı daha çok Milliyetçi Hareket Partisi ya da İyi Parti seçmeninin tabanının çok rahat kabul edeceği, CHP tabanında çok zorlanacağı bir adaydı. Sonraki ittifak tecrübelerine baktığımız zaman bir Millet İttifakı söz konusu oldu meclis seçimlerinde. Aynı çerçevenin içerisinde CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi logoları birlikte seçime girdiler. Son belediye seçimlerinde Saadet Partisi ittifakının içerisinde değildi. Hep Saadet Partisi bütün seçim bölgelerinde kendi adayını çıkarttı ama İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte bu tecrübeyi de yaşadı. Evet. Aslında en son beklenen. Orada da yine iki büyük şehirden birinde yine kendisine yakın bir ismin kabul görmüş olduğunu da zannediyorum söyleyebiliriz. Evet, öyle evet. Değil mi? Dolayısıyla neden bu noktanın altını çizme ihtiyacı hissediyorum? Çünkü bu adımda, bu hamlede uzlaşmacı olunmadığı suçlaması da var. Ama sizin de geriye dönük olarak aktardığınız bu süreç içerisinde biz uzlaşmanın pek çok örneğini görüyoruz. Şimdi dayatma ifadesinin üzerine çok fazla duruluyor. Şimdi bakınız, aslında dayatmayı iki yönlü okuyabilirsiniz. Şimdi 5 tane siyasi parti genel başkanı bir isim üzerinde bir uzlaşıyı ortaya koyduysa, ama İyi Parti Genel Başkanı da hayır yani biz bu konuda şöyle düşünüyoruz dediyse ve bu konuyla ilgili belki süreci olgunlaştırmayı tercih etmek yerine kamuoyuna yapılan açıklamalar, aslında kamuoyuna yapılan demeçler bir başka açıdan kamuoyunu kırbaçlama ve aslında altılı masanın iradesine ve bütün siyasi parti genel başkanının iradesine bir kamçılama yöntemidir. Yani politik anlamda söylüyorum. Bu da dayatmanın bir başka türüdür. Evet. Çünkü ben bakıyorum Cumhurbaşkanı adayı, altılı masanın adayı konusunda en çok konuşan lider Sayın Akşener oldu. Yani 3-5 aydır söylüyorum. Ve İYİ Parti yöneticileri, sözcüleri genellikle demeç verdi. Diğer 5 tane siyasi parti genel başkanı da en az bu konularda açıklama yapma ihtiyacı duydular ya da İYİ Parti sözcülerin yaptığı açıklamalar üzerine belki açıklama yapıldı. Peki, burada da yine özür diliyorum. Burada da yine bir şeye dikkat çekmek ya da bir şey sormak isterim. Eğer İYİ Parti bu süreçte bu kadar çok bu aday ve isim üzerinden konuşmuş olmasaydı, şu anda acaba anketlerde çok daha farklı bir tablo görüyor olabilir miydi? Hani kendini daha güvende hissedeceği, burada kazanacak kazanmayacak falan gibi bir endişe taşımayacağı daha farklı bir sonuç görebilir miydi acaba? Çünkü bu ismi çok fazla tartışmaya açtı dediğiniz gibi. Şimdi ben kesinlikle katılıyorum buna. Şimdi iki tane büyükşehir belediye başkanının isimlerini çokça dile getirildi. Aslında baktığımız zaman bu iki tane siyasi parti genel büyükşehir belediye başkanının, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarının aslında biraz da önünü de tıkadığını söyleyebiliriz. Kamuoyu üzerinden yapılan ya da altılı masa çalışmalarının bir polemik unsuru olmadan süreci, mesela Sayın Akşener, İyi Parti, eğer gerçekten de Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la ilgili bir kararı ve kanaati varsa, ikisinden birini istiyorsa, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarından birisi olarak ikisinden birini istiyorsa, bence bunu isimleri ön plana çok fazla atmadan, en azından kendisi atmadan, hani deniyor ya işte bugün son yapılan toplantıda Sayın Akşener Kılıçdaroğlu'na iki isimden birinin elini siz kaldırın ifadesini, bunu bu toplantıda değil de mesela 5 ay önce, 6 ay önce, 8 ay önce kamuoyuna hiçbir şekilde bu konularda kamuoyunu kırbaçlamadan, kamuoyu üzerinden bir amaç oluşturmadan belki yürütülmüş olsaydı bugünkü sonuç çok daha iyi olurdu. Bir de son dakika olmaz. Yani şimdi bu da bir başka dayatma türü denilebilir. Yani 5 tane siyasi parti genel başkanı bakımından baktığımız zaman sürece, yani bu konular tartışılıyor, bilinen bir şeydi. Sayın Kılıçdaroğlu aslında aday olmaksıyla ilgili
çok kez mecburen yapılan açıklamalar da belki vardı. Ama mesela bu 4 ay önce, 5 ay önce bu süreçler çok net bir şekilde çünkü konuşulmuş olsaydı, bu son dakika Türk siyasi tarihine gerçekten geçecek bir olay bu. Yani evet. Türk siyasi tarihinde biliyorsunuz Türkiye mesela Güneş Motor olayını konuşmuştur. Başka başka önemli olaylar vardır. Yani siyasetin genel gidişatını etkileyen mesela Sayın Erdoğan'ın hapse atılması gibi. Yani gerçekten siyasetin genel gidişatında bir kırılma oluşturan hadiseler vardır. Zannediyorum İYİ Parti'nin altılı masadaki bu süreci böylesine yürütüyor olması da Türk siyasi tarihinde evet. senelerce konuşulacak bir olay olacak. Evet.